Allah aşkına ya. Ben senin gibi bir insanı neden tekrardan hayatıma aldım ki ya? Bir şey diyeceğim, senin gibi bir adamın ipiyle kuyuyla inilir mi ya? Allah aşkına şu düştüğün duruma bakar mısınız? Ya benim burada ne işim var ya? Ya bir sus, bir sus ya. Vallahi anlayacaklar şimdi. Bak, ben senin için kaç gündür sevgililik oyunu oynuyorum. Sen de birazcık benim için oynayacaksın ya. Şşş, konuşmayın kendi aranızda. Sabahtan beri vır 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 vır. Kafa kalmadı ya, yürüyün. Tamam be, tamam. Şşş, bak Nisan, Allah aşkına. Allah için, tamam mı? Sinan Hoca'yı nasıl inandırdıysak bu adamı da öyle inandırmamız lazım işte. Senin anlamadığın nokta ne biliyor musun? Sinan Hoca can veriyor, bu adam can alıyor. Alacak canımızı he. Yürüyün dedim size, hadi. Tamam, hadi gel, ver elini. Siz Nisan Hanım olmalısınız. Evet, sanırım siz de Hasan Bey'siniz ha? Tamam, başka sorun yok. Çocuklar, sizin ne işiniz var burada? Biz nöbetteyiz hocam. Nisan Hoca'dan devraldık. Hı, Nisan Hoca'dan devraldınız. Nisan Hoca nerede peki? Hocam, Nisan Hoca'nın acil bir işi çıktı. Bir adam geldi. Sinan Bey, Nisan Hanım'ın sevgilisi geldi. Abidin. Hah, evet. Abidin Bey geldi. Çok önemli bir problemi olduğunu söyledi. Nisan Hanım'ın gitmesi gerekiyormuş. Hayat memat meselesiymiş. Biz de bunu duyunca devralmak istedik. Biz istedik yani. Tamam. Tamam çocuklar, kolay gelsin. Teşekkürler. Bravo İpek ya. Aferin sana. Harbiden tebrik ediyorum seni. Ya bir TC kimlik no'larını vermediğin kalmadı. Onu da verseydin adama da tam olsaydı bari. Ya kızım niye bu kadar detaya giriyorsun? İyi, acil işi çıktı gitti desene. Ya Sinan Bey bilirse daha iyi olur diye dedim. Şey olsun diye demedim ki. Kötü bir şey mi söyledim ya? Aşkıtom benim ya, canım benim, sevgilim, sevdiceğim var ya, nasıl seviyorum biliyor musun? Çok özlemişim. O yüzden şimdi huzurunuzda yanağını bir Buse konduracağım. Restoran da maşallah epey büyükmüş. Kaç model? Kaç model? Ha, yani şey demek istiyorum. Kaç yılında satın aldınız? Almadım. Bana kaldı. Sanırım 2007 senesiydi. Bir alacak verecek meselesi. Borçları vardı, ödeyemediler. Onun karşılığında mekanı vermek zorunda kaldılar. Yani anlayacağınız, kendileri için iyi bir deneyim olmadı. Ay aşkı damın güzelliğine bak ya. Baktıkça bakası geliyor senin. Çeneye bak, dudağa bak, buruna bak, alnına bak. Tamam. Abi, buldum adamı. Dediğin gibi galeride dalgasına bakıyormuş. İşim işi de çözememiş. İyi. Alın aşağı. Zaten birazdan ben ne derse katılacağım. Ha, böyle ders mi veriyorsunuz burada? Enstitü gibi bir şey mi var aşağıda? Boş ver güzel kardeş. Sen yorma o kıvırcık kafanı böyle şeylere. Sen şimdi söyle bakalım. Bu bizim Zibidi'yle nasıl tanıştın? Tabii ben hemen anlatayım size. Şimdi şöyle. Bizim tanışıklığımız ta anaokul yıllarımıza kadar dayanıyor. Şimdi efendim, ben böyle anaokulunda kendim böyle kumumuzda oturmuş, böyle kendimi kocaman böyle kumdan bir kale yaparken bu Abidin, yani orada o kadar bebenin içerisinde geldi ve beni seçip eline geçirdi. İlk kürekle kafama böyle geçirdi. İşte ben de o sırada beynimden vurulmuşa döndüm ve aşkımız böylelikle başlamış oldu. Ama şu an çok üzüldüm ben ya. Çocukmuşum, anlamıyormuşum ki. Keşke vurmasaydım kafasını, acımıştır. Aşkım benim, eğer vurmasaydın aşkımız başlayamazdı. O zaman iyi ki vurmuşum sana. Keşke bir iki tane daha vuraydım da ömür boyu aşık kalın. Aman.
Kızım ben seni çok sevdim ha. Ha ben de çok sevdim ha. O yüzden yanımda zaten. Çok çok tatlı, çok güzel değil mi? Ama sadece ben seveceğim. Başkası sevmesin ha. Ulan abidim bana bak. Ha buyur bakıyorum abi. Oğlum bak. Sana şimdi bir şey söyleyeceğim. Çok iyi. Eğer bu kızı üzersen, bu kızı elinden kaçırırsan, bu kıza yamuk yaparsan... ...boyarım seni. Hani şu meyve oyucağı vardı. Vapurlara satılır, bilirsin değil mi? Ha, bildim abi. İşte seni ondan uyarım abidin. Ha, okey abi sen merak etme zaten. Ben şimdi öncelikle bu mevzuyu halledeceğim. Okey, tamam. Tapu kadastro işleri bende. Ha bir de aynı zamanda düğün hazırlıkları da okeydir yani. Böyle işte ya. Çok heyecan yaptı şu an. İnanılmaz mutlu. Heyecanlanınca hem püskürtüyor hem kekeliyor yani. Aferin abidin. İşte bu. Gene ne yaptın, ne ettin son saniyede gözüme girdi. Bize de bir abi olarak ne yapmak düşüyor? Düğün yapmak. Düğün yapacağım seni. Sana öyle bir düğün yapacağım ki krallar gibi. Bütün İstanbul bu düğünü konuşacak ulan! Konuşsun ulan! Konuşacak ulan! Okey! O kadar. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.